Bu videoda yapmaya çalışacağım, anlatmaya çalışacağım şey kullandığınız kredi kartlarının işleyişi ve bu kredi kartları ile ilgili kurumlar hakkında size genel bir fikir vermek. Önce ödeme sistemleriyle başlayalım. Ödeme sistemi dediğim yani ödeme sistemlerinin sağlayıcıları bu kredi kartlarının ödeme ağını oluşturan kurumlar. Ödeme ağı. Mesela Visa, Mastercard ya da American Express ya da Discover gibi. Bu kurumların yaptığı şey bankaları birbirine bağlayacak bilgisayar yazılımlarını, ağ yapılarını ve kuralları oluşturmak. Şimdi kolaylık olması açısından ödeme sistemlerinin bir tek kurumdan oluştuğunu varsayalım. O da Visa olsun. Belki burada Mastercard'ın ödeme sistemi var. Şu an sadece daire olarak çiziyorum ama ilerledikçe buradaki ağ yapısını göreceğiz. Diyelim ki ben bir bankayım ne olayım, A bankası oldum. Ve kredi kartı ihraç etmeye karar verdim. Çünkü işim için yararlı bir ürün. Kredi kartları sayesinde müşterilerim benden kredi kullanacak, faiz alacağım, komisyon alacağım, kart ücreti alacağım, kısacası bankam için karlı bir iş kolu. Kredi kartlarını ürün yelpazeme eklemeye karar verdikten sonra ne yapıyorum? Visa'ya gidiyorum, visa'ya başvuruyorum. Sizin sisteminize dahil olmak istiyorum diyorum. Visa'nın yeni üye kabulünde tabi belli kuralları var. Düzgün bir banka olmanız ve, ve diğer kurallar. Bütün kurallar sizin için de uygunsa sizi sistemlerine dahil ediyorlar. Ve ben de bu sisteme dahil oldum. Tabi bu sistemde yüzlerce hatta binlerce başka banka var. B bankası var, C bankası var, D bankası var, yumuşak G bankası var, varoğlu var oğlu var. Ve bunlar da Mastercard, American Express, bu kurumlarda kendi başlarına birer A yapısına sahip ve onların da üye bankaları var. Buradaki de Mastercard'ın ödeme sistemi. Diyelim ki ben A bankasının müşterisiyim ve kredi kartımızı almak ister misiniz diye sordular. Ve ben de tamam alırım dedim. Cebimde nakitle gezmeyi sevmiyorum o yüzden kredi kartınızı alırım. Teşekkürler. Ne olacak şimdi bana bunun gibi gözüken bir kredi kartı basacaklar. Sanırım hepiniz daha önce kredi kartı görmüşsünüzdür. Eğer görmediyseniz de aslında büyük bir kayıp değil. Hatta hiç görmemenizi de tavsiye ve tercih edebilirim. Neyse. Burada bankanın adı yazıyor. Kocaman bir punto ile burada A bankası yazacak. Her bir kredi kartının üzerinde tabii kendine ait, kendine has bir kart numarası olacak ismin burada yer alacak. Tabii kredi kartının geçerlilik süresi olacak. Ve sağ alt köşede de hangi ödeme sistemine ait olduğu yazacak, değil mi? Bizim kartımızda neydi? Visa'ydı. Evet, şimdi kartı ihraç eden banka kartın burasına ödeme sisteminin ismini yazacak. Burada Visa, Mastercard ya da American Express gibi ve bir tane de genelde böyle bir hologram koyarlar buraya. Evet, süper. Böylece şahane bir kredi kartım oldu. Sanırım hepimiz kredi kartı kullanımını biliyoruz. Bir harcama yapıyoruz ve bir bakiyemiz oluşuyor. İleride bankama bu borç bakiyesini ödeyebilirim veya borcu ödemeyi biraz ertelerim. Ama bu durumda banka da bana oldukça yüksek bir kredi faiz oranı uygular. Dolayısıyla kart borcumu mümkün olan en kısa sürede ödemeye çalışırım. Bu işlemleri bir A yapısında düşündüğümüzde arka planda neler oluyor bir bakalım. Diyelim ki mahallemdeki markete gittim. Market kelimesini kısaltalım. Buraya M yazalım. Bu market oluyor. Marketi temsil ediyor. Şimdi 100 dolarlık bir alışveriş yaptım marketten ve ödemeyi yeni aldım. Bu kartla yapacağım. Buraya yazalım. Kartı çıkaran banka bu kartı ihraç eden ve bu kartın isim hakkını elinde bulunduran banka. Markete gidip şimdi bir alışveriş yapıyorum ve ödemeyi kartla yapmak istediğimi söylüyorum. Eğer market de kredi kartı kabul ediyorsa, vize kartını kabul edebilmeleri için tabi vize sistemindeki bir bankayla bağlantılı olmaları gerekiyor. Diyelim ki buradaki B bankası ile bir bağlantıları var. Yani bizim mahalledeki marketin B bankasında hesabı var. Bu B bankasına üye işyerinin bankası diyelim. Üye işyeri. Niçin üye işyeri bankası olarak isimlendirdiğimizi merak ediyor olabilirsiniz. Üye işyeri bankası diyoruz, zira bu banka gidip işyerleriyle üyelik anlaşmaları yapıyor. İşyerlerine gidip onların nakit yerine bu kartı kabul etmelerini öneriyor. İşyerleriyle çalışma koşullarını belirleyip anlaşmalar yapıyor. Mesela üye yapacakları işyerlerine gidip diyorlar ki. Sadece nakitle mal ve hizmet satmak yerine kredi kartı da kabul ederseniz müşterileriniz artar ve her yapılan işlem başına bize sadece küçük bir komisyon ödersiniz o kadar. Yani piyasayı gezip yeni iş yerleriyle çalışmak üzere anlaşma yapıyorlar. Markete giden banka buydu. Şimdi belki bir ayakkabı dükkanına da gitti ve onu da üye iş yeri olmaya ikna etti bu B bankası. Belki hemen yanındaki terziye gidip onu da sisteme dahil etti. Şimdi bu perakendicilerin tümü birden satışlarını Visa kartı, Visa kart kabul etmeye başlıyorlar. Zira çalıştıkları banka artık Visa sisteminin bir üyesi oldu. Aynı şekilde başka bir ödeme sisteminin de tabii üyesi olabilirdi. Mastercard ya da American Express hangi ödeme sistemi olursa fark etmez. Ödeme sistemi kurumu bu ve bu da oluşturduğu ağ. Şimdi bu işleri artık Visa kabul etmeye başlıyor. Ödemeyi yapmak üzere kredi kartımı uzatıyorum ve yapılan ilk işlem otorizasyon almak. Otorizasyon almak şu demek, kartım çalışır durumda mı, kredi kartımın limiti bu 100 dolarlık alışverişi yapmak için yeterli mi, bunu kontrol ediyorlar. Kartı oradaki post cihazından geçirdiğimizde bu küçük cihaz üye bankasına elektronik bir mesaj gönderiyor. Ve bu mesaj Visa'ya yönlendiriliyor. Visa sistemi otomatik olarak bu mesajı işliyor bakıyor bu kart A bankasına ait, işlemi hemen kendi aralarındaki sistem üzerinden A bankasına yönlendiriyor. Bu kez A bankasının sistemi devreye giriyor. Kartın limitini inceliyor. Bu kartın limiti mesela 1000 dolarmış. Henüz hiç harcama yapılmamış. Yani kart limitinin tamamı kullanılabilir durumda. O zaman da bu işleme otorizasyon verebilirim diyor. Bu otorizasyon mesajı sistem üzerinden B bankasına gidiyor ve böylece kredi kartımız bu işlem için otorizasyon yani onay almış oluyor. Tabi işler kartın otorizasyon alması ve benim de alışveriş torbalarımı doldurup marketten çıkmamla bitmiyor. Market sahibinin bana satmış olduğu malların parasını bir şekilde alması gerekiyor değil mi? Bu 100 dolarını cebine koymak istiyor ve bu 100 dolar A bankasından gelecek. Ama market sahibi aslında tam tamına 100 dolar almayacak. Zira bu işlemi yapabilmek için buradaki kurumlardan hizmet aldı. Buradaki kurum kredi limitini açtı. Ödeme sistemlerini sağlayan kurum bilgisayar ağını kullandı ve güvenliğin sağlanması için önlemler aldı vesaire. Sistemsel olarak şunu da kontrol ediyorlar. Diyelim ki siz Amerika'da yaşıyorsunuz ama aniden kredi kartınızla Avusturya Salzburg'da işlem yapılıyor. Bu olağan dışı bir işlem. Hemen uyarı mesajı geliyor veya başka güvenlik önlemleri bunun gibi. Neticede bu kurumların hepsi bir hizmet sağlıyorlar. Buradaki kişi de belki gidip üye işleri anlaşmalarını yapıyor ve post cihazlarını bağlatıyor falan filan. Yani bu kurumların hepsi yaptıkları işlemler ve verdikleri hizmetler için biraz para kazanacaklar değil mi? Ve diyelim ki bu yaptıkları işlemler için her 100 dolar başına yüzde 2 iskonto edecekler. Bu oran mutlak bir oran değil tabi ama piyasada kullanılan orandan çok da uzak değil. Bu market sahibi satmış olduğu her 100 dolarlık mal için yüzde 2 komisyon ödüyor olacak. Yani bizim işlemimizde 2 dolar ediyor. Yani üye işyerinin bankası 2 dolar komisyon alıyor ve market sahibi ise 98 dolar alıyor. Diyebilirsiniz ki, üye işyeri bankası yüzde iki komisyon alıyor. Vay be, müthiş para. Ama unutmayın, bu yüzde ikilik komisyonu buradaki diğer kurumlarla paylaşıyor olacak. Bu komisyonun çoğu A bankasında kalacak. 2 dolarlık kesintiyi kabaca paylaştıracak olursak, A bankası diyelim ki 1.7 dolarını alacak. Bu oranlar kesin oranlar değil ama gerçeğe yakın rakamlar. Tabi bankalar ödeme sistemini sağlayan kurumlar da iskonto oranlarını arada bir piyasa koşullarına göre güncelliyorlar ve değiştiriyorlar. Şimdi ne dedik? A bankası 1.70 dolar aldı. 1 .70 dolar 70 sent aldı. Kredi kartını ihraç eden bankada artık bir kredi kartı borç bakiyem var. Eğer kart borcumu günde ödeyemezsem, borç bakiyeme faiz işleyecek. Ve tabi bu da banka'ya para kazandıracak ve bir de bu işlem için 1.70 dolar kazandı benden. Bu 1.7 dolarlık komisyonun adı bu arada işlem komisyonu. Bunu işlemi yapan banka belirliyor ve genelde başka kurumla da paylaşmıyor. A bankası diyor ki standart komisyon olarak işlem başına şu kadar artı sabit ücret olarak da diyelim ki 0,10 dolar alırız. B bankası da bu tutarı A bankasını ödüyor. Yani bu 2 dolarlık kesintinin asıl sebebi burası. Burada A bankasının uyguladığı bu komisyon. Düşündüğünüzde bu sistemdeki kurumlar başka yerlerden de para kazanıyorlar, yapılan her işlem başına para kazanıyorlar ve bu durumda kabaca yapılan hesaplamayla her işlem başına 1 bölü 1000 veya işlem tutarının yüzde 0,1'ini kazanıyorlar. Bizim örneğimizde bu kurumun uyguladığı bu 10 centlik 0,10 dolarlık bu kesinti ödeme sistemlerini sağlayan kuruma gitti. Yani her işlem yaptığınızda bu kurumlar biraz para kazanıyorlar. Toplamda ne etti bir bakalım. Toplamda ne etti? 1.1,70 bu kuruma, 0,10 bu kuruma ne etti? 1.80 etti değil mi? Bunu 2'den düşersek bu kuruma da 0,20 kaldı. Yani bütün işlem tamamlandığında 2 dolarlık kesintinin dağılımı yaklaşık böyle olacak. Herkes yaptığı işin karşılığını aldı. Bu banka Visa'nın hesaplarını tuttuğu bankaya 100 dolar eksi 1,70 gönderecek. Bu 1,70 kendinin aldığı, kendisinin aldığı işlem komisyonuydu. Yani Visa'ya 98,30 dolar gönderecek. Visa bundan kendi komisyonu olan 0,10'u kesecek. Kalanı kartı ihraç eden bankaya gönderecek. Kartı ihraç eden bankanın eline de o zaman 98,20 dolar geçecek. O da kendi komisyonu olan 0,20'yi alacak ve market sahibine 98 dolar ödeyecek. Bunlar mutlak rakamlar değil ama sanırım işleyiş hakkında size genel bir fikir verebilmişimdir. Bu perakendecinin yani bizim mahalledeki marketin buradaki tüm bu sistemi kullanabilmek için ödemek zorunda kaldığı tutar yaptığı işlem bedelinin yüzde ikisi oldu. Bu tabii her zaman mutlaka yüzde iki ödeyecek anlamını taşımıyor ama yaklaşık olarak bu civarda bir kesintiden bahsediyoruz. Bu iş market sahibinin yararına çünkü bu sisteme katılıp aslında kendi müşterilerine kolaylık sağlamış oluyor. Bu kurumun da faydasına çünkü ne kadar çok iş yeriyle anlaşma yaparsa işlem başına kazandığı bu komisyonlar da o kadar fazla olacak. Visa tabii ki küçük bir oran kesiyor ama düşünürseniz o kadar çok, o kadar fazla sayıda işlemden para kazanıyorlar ki ve tabii unutmamak lazım bu kazandıkları paranın bir kısmında bütün bu bilgisayar sistemini, bu ağı güncellemek ve ayakta tutmak için harcamak zorundalar. Ve banka A'ya baktığımızda o da işlem başına komisyon kazanıyor, değil mi? %2'lik kesintinin 1,70'ini o almıştı. Burada bahsettiğimiz iskonto oranı piyasada geçerli olan oran yani birebir Fed iskonto oranı değil. Bir de bana açmış oldukları kredi limiti var. Ben kart borcumu hemen ödemiyor olursam, kart borcumu ödeme günde yani tamamen kapatmazsam, kredi kartımın bakiye borcu üzerinden bana yüzde 15, 20 gibi yüksek bir oranla faiz işletiyor ve buradan da para kazanıyorlar. Tabii kredi kartlarını kart borcunu asgari ödeme tutar diye bir kavram da var, aklınızda bulunsun. Evet, umarım bu videoyu kredi kartlarının çalışma mekanizmasını anlamak için faydalı bulmuşunuzdur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.